taşıyacağım. Biz hep diyoruz Avrupa Kupası maçına hazırlık yapmak lazım. Ama şunu da son dönemde bütün kulüplerimiz artık konuşuyor. Maç maç bakıyoruz. Maç maç bakmak demek her maça özel hazırlık. O maçı kazanma hedefiyle sahaya çıkmak ve kazanmak. Avrupa Kupası'na en iyi hazırlık daha öncesi oynayacağım bütün maçları kazanmaktan geçer. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü bir takılırsan, bir de mağlup olursan hele hele bu dönemde Fenerbahçe için o kadar büyük baskı gelir ki, o kadar büyük eleştiriler gelir ki futbolcular belki çok kaliteli olsa bile bu onların formlarını kesinlikle aşağı çekebilir. O yüzden İsmail Hoca Avrupa'yı hiç düşünmeden salt yarınki maçı kazanma amaçlı bir kadro ve bir strateji Aslında şu belirleyecektir. kadroya bakınca Fenerbahçe taraftarının ne düşündüğünü söyleyeyim mi? Devre arası transfer imkanı da varken niye hala sol bek ve sağ bek yok? Oradan başlıyordur taraftar. Yalan mı? Her yerden başlıyor. Bakarsın şimdi Berke de çok genç bir kaleci. Çok şanssız goller yedi. Yani kötü goller yedi. Bakıyorsun gene Berke ile başlıyor. Altay'ın iyileşip iyileşmedi. Belli değil, takımda idmanlara başlamıştı ama yok. Berke hakikaten benim de çok beğendiğim, geçen sene Belçika'da iyi de maçlar çıkaran genç, yetenekli bir kaleci kardeşimiz. Türkiye'deki o kaleci akımında esasında Berke'nin değeri var. Ama şanssızlıklardan dolayı ligde Fenerbahçe adına çok kötü maçlar oynadı. Çok kötü de goller yedi. Şimdi ikinci yarı onun için de bir şans başlıyor. Tabii ki sağ bek Ferdi ile başladığınız zaman oturuyorsunuz, bir sağ bek düşünüyorsunuz. Sol bekiniz yok. Ama kadroya baktığınız zaman da Kim, Zalai, ne kadar tartışılsa da Tisserand, hakikaten iyi bir kadrosu Fenerbahçe'nin. Kötü transferde değil ama bak, hocam, transferde baktığımız zaman stoperinizi sol bek oynatıyorsunuz. Sağ bekte yeri işte orası bu, olmayan Ferdi'yi belki de tırnak içerisinde harcıyorsunuz. Yeteneklerini çok daha iyi gösterebileceği bir kendine. Üçlü oynadığı için herhalde iki stoper oynatıyor. Üçüncü Salah'ı diyor. Salah'ı sol bek diyor. Öbür türlü sağda bir açık olursa Sarant'ı bu sefer sağ tarafa koyacak. Böyle götürecek ligi. İkinci yarı başlarken 50 tutulur transfer baktığımız zaman bir Ozan transferi var. Onun da göstereceği performans önemli ki bence iyi bir performans gösterecek Ozan. İngiltere'den Premier Lig'den gelip tekrar Türkiye'ye dönüyorsunuz. Bu Ozan için bence kötü. Yani Premier Lig'den gelip orada devam etme şansınız varsa, oradaki formu yükseltme şansınız varsa Türkiye'ye dönmek onu her zaman yaparsınız. Ama bu genç yaşta orada kalıp başarılı olmak bence Ozan'ın hedeflerinden biri olmalıydı. Ama döndüğü zaman artık Fenerbahçe'de yapacak tamamlaması gereken herhalde görevleri var. Onu tamamlayacak. Onun harici Fenerbahçe'nin kadrosu aynı. İlk yarıdan değişik bir kadro değil. İyi bir kadrosu var. Şeye katılmıyorum ben ama Ferdi dedin ya. Pereira döneminde evet Pereira'yı çok eleştirdik. Belki oyun sistemi, oyun kuruluşu, oyuncu seçimlerinde ama o dönem içerisinde yani o dönemden sonra Pereira'nın en büyük katkısı Ferdi'ye oldu. Ferdi gelişim gösterdi. Oynadı mevkide. Evet, memnun bizde mudur ama futbolcular sevmez ama yetişmediği mevkide. Oynamak daha önemlidir bazen Cüneyt hakikaten. Bir de orada oynamayı yavaş yavaş öğrendi Ferdi. Ve iyi de performans gösteriyor. Çok iyi performans gösteriyor. O yüzden Ferdi konusunda hani seni söyleyin yani mecburiyetten Ferdi yok. Ferdi artık şunu düşünmesi lazım. Bir sağ bek oluşuyor onda ve olacak. Ya Philip Lahm gibi falan olacak benim gözümde. Ya futbolun içinde bu var Gökhan hocam. Çok abarttın hocam. Yok. Yani. Çok abarttın Philip. Yani oyun mantalitesi, oyun görüşü, enerjisi yani o potansiyel var. Olur olmaz onu zaman gösterecek. Vallahi düşünce de bende de var mutlaka da uygulamaya geldi mi? Hatta Stefan Kuntz'un milli takımın teknik direktörünün de Ferdi ile ilgili açıklaması var biliyorsun. Hani biz milli takımı tercih etmesi bizim için farklı dizilişleri de yapma şansı ortaya çıkardı diye böyle bir açıklaması var. O yüzden ya Ferdi artık orada oynamayı benimsedi. Benimsemeye de devam edip daha fazla gelişim göstermeli. O yüzden ama sol tarafa evet biraz zorlama oluyor Zalai'ye ama mecburiyetten. Yani ona çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ha sistem değiştirebilir misiniz orada? Ya, İsmail Hoca'nın şimdi tekelini. O dönemde de ben Pereira'yı eleştirirken üçlü dizilişiyle ilgili sadece dizilişiyle ilgili hiçbir eleştiri getirmedim. Ki hocanın daha sonraki açıklamaları şuydu. Fenerbahçe gibi büyük takımların hem A planı hem B planı hem C planı olması gerekir dedi. Gideceğine yakın. Ama sezon başı o bir A planı belirledi. O A planını bile tam olarak oturtmadı. Ki günümüzde herkes de Pereira'nın Ferdi'ye çok büyük katkısı olduğunu söylüyor.
Ya aslında Ferdi mecburiyetten öyle bir oyuna mahkum edildi. Yani bunu bilinçli bir şekilde Ferdi'yi geliştirme adına takımın da kazandığı bir dönemde, bir süreçte bunu yapıyorsanız güzel, alkışlarım. Ama Ferdi hocam istemeye istemeye ben bilinçli oynadığı bir mevkide tabii ki Ferdi de akıllı bir çocuk, Ferdi de iyi bir futbolcu. Hangi futbolcuyu o kadar hiç istemediği bir mevkide oynatsan o mevkinin bazı özelliklerini kendi kendine öğrenir. Hoca ona ne verdi tartışılır. Ben o konuda Pereira'ya da buradan bir alkış tutmayı gerçekten çok doğru bulmuyorum. Belki de Ferdi'nin kendini en mutlu hissettiği, özelliklerinin en uygun olduğu mevkide oynamış olsa hem o mevkide çok daha ileri gidecek hem de Fenerbahçe bambaşka yerlerde olacak. Hocam onu Pereira'ya sormadan öğrenemeyiz. Yani. İşin o, Ferdi, o boyutuna hiç evet. girmemek bile lazım ama gerçek olan şu ki yine transfere geri döneceğim. Hepimiz, bütün Türkiye şunu biliyor. Fenerbahçe'nin dörtlü oynadığı takdirde sağ bek ve sol bekte sıkıntıları olacaktı. Tamam, sezon başı yapılmadı ama benim beklentim bu dönemde hoca sol bek istiyorsa en azından İsmail Hoca'nın acil gördüğü, benim bile birinci sıraya yazdığım o sol beke bir transferin yapılması Fenerbahçe'ye çok yakışırdı. Beklentilerim o yöndeydi. Esasında Ferdi'ye sorsak sağ bek oynamak ister misin diye herhalde en son söyleyeceği şeydir sağ bek oynamak istemek. Ama Ferdi'ye şöyle bir katkısı olacak, fizik güç açısından bir katkısı olacak. Çünkü çok genç, mecbur geriye gelmeye, yani kendini zorlamaya. Sağ bek oynarken Fenerbahçe'de gördüm, kendini zorlayan bir Ferdi var. Zaten top tekniği açısından bir problemi yok. Top kaptırmıyor, aldığı topları iyi kullanıyor. Onun yanında da eğer böyle bir fiziksel güce kavuşabilirse ki ilerideki yıllarda çok daha bir farklı Ferdi olabilir. Ferrara'nın bu yönden faydası olur. Sağ bek oynatarak, ama Ferdi'ye sorarsanız bence hiçbir türlü orada oynamak istemiyor. Ama örnekleri var hocam sizin döneminizden. Ali Gültüken defans oyuncusu değil miydi? Ali Gültüken şimdi sayacaksınız. Sağ bek mi oynadı, santrafor mu oynadı, öyle sağda mı oynadı? Yani tabii ki çok etkili ama... Yine şimdi, Ertuğrul Sağlam Hoca var. Hayır, o da forveti defans tabii. Oyuncusu olarak tamamladı futbol hayatını. Bir şey söyleyeceğim. Ali şimdi sağ bek olarak ansak herhalde adını kimse zikretmezdi. Sağ bek olsaydı kimse konuşmazdı. Metin Ali Feyyaz'ın Ali'si olmazdı. Şuradan geleceğim mesela de. Ben size söyleyeyim. Ben Burak Yılmaz'ı burada seyrettim. Burada Ali Hoca'ya Antalya. Da saygılar buradan. Tabii, selamlarımızı iletelim. Ben şöyle diyeyim. Antalya Spor'da ben Burak'ı seyrettim. Antalya Spor'un oyuncusuydu o zaman. Hı-hı. İzlemeye gitmiştim. Dünya Gençler Şampiyonası'nda stoper oynuyordu. Burak Yılmaz. Beşiktaş'a gelmedi. Tabii Beşiktaş'a gelmeden önce ilk Antalya'da stoper oynuyordu. Kaç senesi hocam? Hocam öyle örnekler var. Arda Turan Manisa'da bütün hocam, sezon sağ bek oynadı. Hayır. Yani hocam, ben Burak'la o maçta o dönemde bana karşı oynadı. Hep sağ açık oynadı Burak. Orta sağ oynadı ama stoper hocam, hiç görmedim stoper, onu bilmiyorum. Stoper da. Ön libero oynadı. Sene ben Beşiktaş'tayken izlemeye gittim. Çünkü 2004'ler Hollanda'da hiç unutmuyorum. Hollanda'da ben Burak Yılmaz'ı stoper ön libero oynarken izlemeye gittim. Milli takımlardaydı. Orada seyretmiştim. Çok net bir şekilde hatırlıyorum. Bugün Burak Yılmaz herhalde ön libero oynadı, stoper oynadı falan desek herkes şaşırır. Ama orada oralarda oynadı o pozisyonlar. Futbolun içinde bunlar var diyelim.